Merhaba arkadaşlar. Şimdi Baldur's Gate 3'te bir rehber serisi çekeceğimi söylemiştim. Videoları çekeceğimi söylemiştim. Burada oyunun temel amacı nasıl? Nasıl oynanır? Ne yapmamız gerekiyor? Savaş anında veya savaş dışında nasıl davranmalıyız? Onlar hakkında birkaç bilgi vereceğim. Evet, biraz karışık. Aksiyon puanları, bonus aksiyonlar, büyü haneleri, baz büyüler, bayağı bir şey var oyunda ve bunlar birazcık kafa karıştırabiliyor. Ve rehberde gerektiğini düşündüğüm için hiç oyunu bilmiyorsanız en azından bu videoyu izledikten sonra savaş anında ne yapacağınıza karar verebilirsiniz veya nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Temel bazı tabii ki. Benim de eksiklerim var, olacaktır elbette. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi öncelikle bizim yeteneklerimize baktığımız zaman mesela burada sıçrama, saklanma, itme ve batırma özelliğimiz var. Bu hemen hepsinde bulunur dostlarım. Gördüğünüz gibi bütün karakterlerde bulunan şeyler. Bunlar baz büyü değil de baz hareketler diyelim. Bakın, bonus aksiyonla yapılan hareketler bunlar. Herkesin işte zıplama yeteneği var sonuçta. Çömelme, itme. Düşmanı mesela tam kıyıda köşedeyken böyle uçurdan aşağı itebiliyorsunuz. Tabii onun için bonus aksiyon lazım. Yoksa aksiyonunuz itemezsiniz. Batırma ise şöyle bir şey. Mesela silahımı ben ateşe batırıp yanmasını sağlayabiliyorum. Veyahut da yağ üzerine alevli silahımı batırıp o yağın yanmasını sağlayabiliyorum. O anlama geliyor. Diğer yetenekler, bakın bunlar bonus aksiyon isteyenler, şu renkte, beyaz renkte. Şu kahverengi olan renkteki hareketler ise aksiyon puanı istiyor. Şimdi aksiyon bizim normal hareketlerimizi, saldırı hareketlerimizi yaptığımız şeylerle ölçülen bir şey. Yani atma, bir şeyi fırlatma. Atıyorum bir varili adama fırlat, düşmana fırlattınız veya başka bir şey fırlat, taş maş fırlattınız, her neyse işte. Burada doğaçlama yakın dövüş silahı bu. Aslında varildi, pardon. Atma taş atma galiba, öyle olması lazım. Bir nesneyi veya yaratığı fırlatırsın diyor. Aa, başkasını fırlatma şeyi de varmış bak. Onu ben bilmiyordum, şimdi öğrenmiş olduk. Burada doğaçlama işte varili, sandalye, mandalye kafasına böyle geçirmek istiyorsanız aksiyon puanınızla bunu kullanabilirsiniz. Depar özelliği var. Depar özelliği şu işe yarar. Savaş alanında mesela ben şimdi buradan buraya gideceğim. Fakat veyahut da buraya gitmeyi düşünüyoruz. Ben en fazla buraya gelebiliyorum. Bizim burada barımız olacak savaş başladığı zaman. Diyecek ki kardeşim sen sadece buraya gelebilirsin bir turda. İkinci turda tekrar dönmesi lazım. Yani onlara, diğer arkadaşlara veyahut da diğer rakiplerimize sıra gelmesi lazım ki sonra bir daha ikinci sıra bana geldiğinde Anjo'ya gidebileceğim. Fakat depara bastığım zaman aksiyon puanı harcar ama aksiyon puanı harcayıp daha uzak yerlere gidebilmemi sağlıyor. Yardım ise düşen birisini kaldırmak için aksiyon puanı harcıyorsunuz ve kaldırıyorsunuz ayağa. Atıyorum mesela ne oldu? Birisi öldü. Daha doğrusu bunda ölmüyor. Bayılıyor önce savaş alanında. Onu kaldırmak için bunu kullanabiliyorsunuz. Serbest kal. Güvenli bir şekilde çekilmeye odaklanırsın diyor. Yani şu dostlarım. Rakipleriniz yakın olduğunuz zaman eğer onlardan kaçmaya çalışırsanız ona size karşı saldırı yapıyor. Ona sıra gelmese bile size bir karşı saldırıda bulunuyor yanından geçtiğiniz zaman. Fakat buna bastığınızda sıyrılma şansınız oluyor ve o saldırısından kaçınmış oluyorsunuz. Bunlar bu kadardı. İşte bu bonus aksiyonla ve aksiyonla kullandığımız hareketler bunlar. Şimdi saldırı hareketlerimiz var burada. İşte silahımızla saldırabileceğimiz hareketler. Şimdi bu karakterimde hem ok var, yay, hem de kılıç var. Fakat bu karakterim benim paladin, yani kutsal savaşçı, genelde kılıç kullanan bir karakter. İşte burada kabza darbesi var, yırt özelliği var. Ana el saldırısı, kılıçla saldırma özelliği var. Delice atış, arbaletle saldırma özelliğidir. Yarma özelliği var mesela, kılıçla yaptığı farklı farklı böyle saldırı şekli var. Mesela yırtta kanama hasarı verirken, yarmada ise belli, bakın önünde bir beyaz bir alan oluştu. O alana vurduğu anlamına geliyor. Yani silahını savuruyor öne doğru. Orada 3 kişi varsa 3 kişiye birden vuruyor. O anlama geliyor. Mesela bu aksiyon puanı istiyormuş. Bu aksiyon puanı istiyormuş. Fakat kabza darbesi bonus aksiyonu istiyor. Bununla vurup düşmana daha sonrasında kabza darbesi yapma şansımız var. Çünkü aksiyonla bonus aksiyon farklıdır dostlar. Bunları savaş alanında kullanma şansınız var. İşte arbalet saldırısı aksiyon puanı istiyor. Bu da aksiyon puanı isteyip galiba bu da şey yapıyor. Kanatma yapması lazım. Açık yara oluşmasını sağlıyormuş bu. Delice atış ise
Şimdi her bir silahın farklı bir saldırı stili vardır. Yani silah değiştikten sonra bu stiller değişecektir. Ana el saldırısı devam eder. Fakat şu işte yırtma, yarma özelliği değişebiliyor. Şimdi gelelim dostlarım. Büyülere geçmeden önce şu aksiyon, bonus aksiyon nedir? Bunu ben savaş alanında size göstereceğim. Şimdi aksiyona baktık. İşte normal saldırma özelliği, depar özelliği, buradaki kullandığımız özellikler aksiyon puanı harcıyordu. Bir de bonus aksiyonumuz vardı. Bu savaş alanında bir kere tur bize geldi mi bunları bir kere kullanma şansımız vardır. Tur geçtikten sonra bir daha sıra bize geldi mi yine bunları kullanma şansımız oluyor. Şimdi gelelim işin çetrefilli tarafına. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi her bir karakterin bu büyühanesi ikinci versiyonu vardır. 1-2 diye devam eder. Bir de baz büyüleri vardır. Şimdi baz büyüleri buna ait olan büyüler. Yani sınıfın özellikleri olarak geçiyor baz büyüler. Ve bu mesela kiminde daha farklı görünür bu baz büyüler. Atıyorum kutsal eller kullanılmaları diye geçer. Yani ona özel, paladin özel büyülerde bunu kullanma şansı var. Mesela şurada size gösterirsem eğer varsa öyle bir şey. Mesela şu düstur varmış. Düstur aktarımı kullanılmış. Şu an harcamışım bunu. O yüzden kullanamıyorum. Kutsal silahı kullanmak için aksiyon puanıyla düstur aktarımı puanı da lazımmış bunun için. Bu puan olmadığı için maalesef bunu kullanamıyorum. Bunu harcadıktan sonra bu puanlar bitiyor. Sadece bonus aksiyon ve aksiyon puanı savaştan sonra veya tur geçtikten sonra yenilenme şansı var. Diğerlerinin yenilenme şansı yok. Diğerlerini yenilemek için dinlenmeniz gerekiyor dostlarım. Kısa dinlenmede canınız çoğalır. Bazı puanlar çoğalıyorken genelde bu büyühanesi puanları çoğalmaz. Bunun için uzun dinlenme yapmanız gerekiyor. Yani kamp kurmanız gerekiyor. Kamp kurmak için erzak da gerekecek arkadaşlar. Yemek yemeniz gerekecek. Ama her şey sıfırlanıyor yani kamp kurduğunuzda. Tamamen canınız çoğalıyor. Bütün büyühaneniz sıfırlanıyor. Bütün büyüler geri yükleniyor. Ve tekrardan savaşa hazır hale gelmiş oluyorsunuz. Kamp kurmaktan korkmayın çünkü erzak çok bulabiliyorsunuz etrafta. İşte elma, armut, her ne bulduysanız alın bu oyunda. Kamp alanında bunlar sizin ihtiyacınıza yarayacaktır. Şimdi bir savaşa geçelim. Savaşı ben size göstermek istiyorum. Mesela şimdi bunlara ben saldırmak istiyorum. Sürpriz bir saldırı yapacağım. Tamam, direkt. Bunların ben mesela düşman olduğunu biliyorum. Normalde bunlara ben saldıracağım. Ama konuşmak yerine direkt saldırmayı seçiyorum. Mesela Asterion şu an bir suikastçı. Bunun gizli saldırıyla başlaması çok önemli, elzem bir konu. O yüzden şöyle bir saklansın. Diğer ekip arkadaşlarımı da şöyle bir yaklaştıracağım şu şekilde. Siz de ayrıl bakalım. Şöyle gelirseniz. Sen de böyle bekle olmazsa. Şimdi Asterion'la bir suikastçı olduğu için gizli saldırı yapma şansı var. Ok yeteneğinde veyahut da yakın dövüş bıçak yeteneğinde burada gizli saldırı yaptığında daha etkili oluyor. Şöyle mesela şu an %88 vurma şansım varmış. C tuşuyla eğilir arkadaşlarım. C tuşuna mesela bastım, şu an yükseldi. %65 oldu. Ama gizli yaptığında saldırıyı 88. Yani düşmanın beklemediği anda yapıyor bu saldırıyı. Düşman buna sıyrılamıyor. O anlama geliyor. O yüzden gizli saldırı çok önemli. Fakat şöyle bir kıstas var. Savaş alanında bak. Savaş alanında gizlendiğinizde bonus aksiyon istiyor. Atıyorum şu an tamam savaştayız. Turlar geçiyor sürekli ve beni göremiyorlar. Ben gizlenmek istiyorum o anda. Gizlenme tuşuna bastığımda aksiyon puanı harcamak zorundayım. Bonus aksiyon puanı harcamak zorundayım. Ama şu an daha savaş başlamadığı için ona gerekmiyor. Ya oyun bilgisi önemli bunda arkadaşlar. Oyun bilgisi varsa sizde ve suikastçınız da varsa çok rahat edersiniz. Mesela ben şimdi ona saldıracağım. Gizli bir saldırı yaptım. Ve direkt kritik vurdu galiba orada. Şimdi mesela deneyelim bir. Onların görmediği bir yer şu an şu arkası var ama oraya pek fazla da gidemiyoruz maalesef. İzlenemiyoruz da. Şimdi bakalım. Tekrardan bir saldırı yapmayı deneyeceğim. %65 veriyor. Şu an bunu kullandığımda aksiyon puanı gidiyor görüyorsunuz. Bonus aksiyonum yok. Yok varmış pardon. Onu niye öyle göster anlamadım. Neyse. Harcamadığı için galiba silik gösteriyor. Çünkü bu bonus aksiyon normal aksiyon istiyor. Şöyle bir saldıralım. Tamam öldü o şimdi.
Şöyle gelerek saklanmayı seçeceğim. Bakın bonus aksiyon puanı harcamış oldum saklanarak. Orada saklansın, görünmesin, ortaya çıkmasın. Şimdi dostlar. Bu kadını da şöyle avlayacağız. Mesela bu karakter uzaktan vurabiliyor. Büyüleri var uzaktan vurabileceği. Tabii şu an göremiyor. Aşağı zıplaması lazım. Mesela sıçrama özelliği bonus aksiyon istiyormuş. Hemen şöyle bir sıçrayıverelim. Hatta şu alana sıçarsan biraz hasar görebilir. O yüzden şuraya sıçramak istiyorum. Bulaşık oldu çünkü gittiği yer bitkilerin olduğu bir yer. Orada maalesef ağacın üzerine oturmuş oldu bir nevi. Evet, kutsal evimiz var. Bunu atabiliyorum şu an. Veyahut da yara açma özelliği için bakın gitmesi lazım. Şöyle gösteriyor. Yanına gitmesi gerekiyor. O yüzden onu kullanmayacağım. Mesela büyühanesi ben kullanmak istiyorum burada. Kılık değiştirme özelliği var. Bu mesela büyühanesi istiyor. İlahi sille. Şunu bir yapalım. Iskaladı. Önemli değil. Şu an büyühanesi harcadı. Büyühanesi harcandı. Şimdi bu karakterimize de aşağı atlamak zorundayız. Şöyle bir atlayacağım. Bu da maalesef tam şeye oturdu. Ve ayna suret yaratmak istiyorum. Bunda sehar ikinci seviye. Mesela bunda sehar özelliği var. Büyühanesinden ayrı olarak buna özel bir sehar hanesi var. Bu da ayna suret yaratıyormuş. Şöyle bir kendine bir tane daha yaratmış oldu. Düşmanın kafasını karıştırıyor. Benim karakterim ise şöyle gelsin. Biraz bu sefer uzağa zıplayabilirim. Veya aşağı inme şansım yok. Zıplamak zorundayım. Zıpla oraya. Tamam. Bunu ben mesela durdurmak istiyorum. Şu emir var. Ve bu emir sayesinde yere atacak düşmanı yere attı. Ve büyühanesinden bir puan harcamış oldu. Evet, bu karakterimiz ise gizli saldıramıyor çünkü görüş alanı değil. Neyse geçelim. Şimdi sıra ona gelmedi çünkü yerde olduğu için sıra ona gelemedi. Ayağa kalkmak zorunda kaldı. İşte yere yatırdığınızda bir karakteri, karşıdaki rakibinizi ayağa kalkarken bir tur geçmiş oluyor. O yüzden yere yatırmak çok önemli bir düşmanı. Mesela burada şimdi şöyle bir gidemiyorum çünkü sarmaşık dolaşık oldum burada. Zorlu arazi olduğu için bitkilerle etrafımı sarmış. O yüzden gidemiyorum. Ama sıçrayabilirim. Bakın gördünüz mü? Yürüyemeyince sıçrama özelliğiniz var. Aksiyon puanı kullandığınızda sıçrayabilirsiniz. Hiçbir şekilde sıkıntı olmayacaktır. Direkt tek attı karaktere. Şimdi dostlar ne yaptık burada? İşte aksiyon puanı, bonus aksiyon harcamış olduk ama hepsi yenilendi. Sadece şu büyühanesi yenilenmedi. Bu büyühanesi yenilemek için bir kamp kuralım olmazsa hem siz görmüş olun. Tabi uzun kamp kurmalıyız. Kısa dinlenme yetmiyor. Kısa dinlenmede canınız çoğalır. İşte belirli puanlar bu seharlarda sıfırlanıyormuş. Onu demin okumuştuk. Bunun hanesi sıfırlanıyor. Buraya kamp kurduğumuzda işte erzak koyuyoruz. 40'a gelmesi lazım. Hadi 41 olsun. 41 kere maşallah diyerek tam dinlenme diyorum. Tamam diyorum. Bunları geçelim. Evet, tam dinlenme yaptık ve bakıyoruz şimdi bütün puanlarımız sıfırlanmış. Yani bütün puanlarımız fullenmiş durumda şu an. Yani kamp yapmaktan korkmayın oyunda. Zaten erzak çok fazla bulabiliyorsunuz. Hatta ben çoğu erzak almadım. Erzak çok fazla bulunduğu için bir sıkıntı olmuyor. Taktik bu şekilde arkadaşlar. Yani oyunun amacı bu. Aksiyon puanları, bonus aksiyonlar, işte büyühanesi. Büyühanesi ikinci seviye. Mesela kimisi ikinci seviye ister büyühanesini. Özellikle güçlü büyüler büyühanesi ikinci seviye isterler. Şimdi her bir karakterin de farklı büyühaneleri var. Mesela buna kutsal eller varmış. Bunu özel büyülerde kutsal eller isteyecek. Bunda ise şey varmış baktığınız zaman. Bu bir ruhban sınıfı. Yani genelde can veren, sağlık veren bir sınıf. İlahi aktarım özelliği varmış bunda. Mesela bu kısa dinlenmede sıfırlanıyormuş. Tekrar bize geliyor bu puan. Bunda geliyor mu peki?
Uzun dinlenmede geliyor bunda mesela. İşte hepsinin farklı farklı. Hepsinin farklı farklı özellikleri var. Evet dostlar, böyleydi combat sistemi, yani bu savaş sistemi. Bu şekilde puanlarınızı harcayabilirsiniz. 5. seviyede, şu an 3. seviyedeyim. 5. seviyede 2. aksiyon puanı geliyor. Yani şu an bir aksiyon puanı varken 5. seviyede 2. aksiyon puanı geldiği için 2 kere saldırma şansımız olacak. Veyahut da 2 kere hareket etme. Atıyorum mesela depar atma. Bir depar atıyorum. Bir de doğaçlama yakında bir silah kullanırsınız. Veyahut da saldırırsınız onunla beraber. O size kalmış. Bu şekilde bu yetenekleri kullanabiliyorsunuz. Evet dostlar, diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.